Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde siyah beyaz bir görseli nasıl renklendireceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle internetten görselimize uygun renkler bulacağız. Örneğin mesela ben üzerindeki kıyafetin kırmızı olduğunu varsayıyorum. Arka tarafın yeşil, gökyüzünün mavi, şapkanın sarı olduğunu varsayıyorum ve ona uygun görseller buldum. Ten renginde ortalama bu veya bunun belki biraz daha açık tonu olabilir. Bu olduğunu varsayıyorum. Kameraya aynı şekilde benzer bir görsel buldum. Ve bu renkleri alıp görselimize uygulayacağız. Öncelikle bulduğumuz bu görselleri birer renge çevirmemiz gerekiyor. Onun için buraya böyle kutucuklar CTRL J ile bakın bu sağ tarafa geliyor görüyorsunuz. Şöyle. Kapattık görseli. Tonlarını buradan alalım. Gökyüzü. Bir de kameranın şu gri kısmını. Zaten bu renk tonlarıyla da oynayacağımız için birbirine yakın olsa yeterli. Bunun dışında diğer görselleri kapatıyorum. Ve bu dosyalara kilit atıyorum. Çünkü bana sadece renk tonları lazım. Renk tonlarını da buradan böyle seçerek kullanabiliyorum. Şimdi kesim işlemine başlayabiliriz. Öncelikle şu arkadaki yeşillik ve gökyüzünü keseceğim. Hemen aracımızda bunu gerçekleştirelim. Okey dedik ve Solid Color üzerinden gökyüzümüzün rengini verelim. Daha sonra Color'a basarak gökyüzümüze rengimizi vermiş olalım. Hemen bunu getirip burada grubun içine atayarak isimlendiriyorum ve kilitliyorum. Ki diğerleriyle karışmasın. Şimdi şu arka planı yeşil yapmak istiyorum. Bunun için Solid Color üzerinden böyle arka plan için belirlediğim rengi seçiyorum ve Color diyorum. Şimdi burada dikkat ettiğimiz nokta bakın gökyüzü bir aşağıda olsaydı otomatikman bu renk diğeriyle birleşmiş olacaktı. Ama gökyüzü bir yukarıda olduğu için yani böyle bir şey olmuyor ve gökyüzü daha sonradan renklendirilmiş gibi kabul ediliyor. Hemen bunu da atayalım. Bu da yeşillik olsun.
Şimdi şapka kesimine şapkamızın rengini de verelim. Şurada tabii bazı noktalar tam kesilmediği için buralar şöyle elle pardon, düzeltiyoruz. Buna da şapka diyelim. Bunları bir yandan da kilitliyorum ki diğer renklerle karışmasın. Şimdi sırada ten rengi var. Ten rengine yapalım. Düzeltmelerimizi yapalım. Rengimizi de verdik. İstiyorsanız buraya kadar gelmişken gözlere de bir göz ve kaşlara da renkleri verelim. Zaten siyah ve beyaz renkler siyah beyazda da aynı olduğu için sadece siyah ya da beyaz bir renk atmamız yeterli olacaktır. Beyaz atayalım. En sonunda da bir değeriyle
Göz kısmını da hallettikten sonra şimdi kıyafete geçebiliriz. Görselimizin kıyafetini şimdi kesmeye başlayalım. Seçtik. Rengimizi verdik. Şimdi şu istemediğimiz kısımları siliyoruz. Şimdi son olarak kameramıza da rengimizi verdikten sonra tonlamaları ayarlayabiliriz. Kıyafet diyelim.
Şurada küçük kesim hataları olabilir. Genel anlamda bu dersimizde bir fotoğrafın nasıl renklendirildiğini görmüş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.